Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği döneminde gizlice Tebriz'e gidip Şah İsmail'le satranç oynadığı ve mat ettiği için Şah İsmail'den tokat yediği hadisesi gerçek mi yoksa bir halk hikayesi mi? Gelin önce hikayenin nasıl anlatıldığına bir bakalım. Yavuz Sultan Selim şehzadeliğinde Safevi hükümdarı Şah İsmail'in kendileri için büyük bir tehlike olduğunu anlar ve bunu defalarca babasına bildirir. Bununla da kalmayıp, durumu ve Şah'ı daha yakından görmek için tebdili kıyafet ile tek başına, uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Tebriz'e gelir. Şah İsmail satranca pek meraklıydı ve bu oyunda isim yapmış bir ustaydı. Aynı zamanda şiire de çok meraklıydı. Sarayında ünlü şairleri barındırır, onlara hürmet ederdi. Bunu bilen Yavuz, hanlarda satranç oynayarak önüne geleni yener ve Şah ile satranç oynamak istediğini söyler. Saraya haber verilir. Satranç ustası garip bir gezginin kendisiyle satranç oynamak istediğini duyan Şah, teklifi memnuniyetle kabul eder ve Yavuz Sultan Selim'i huzuruna kabul eder. Şah İsmail'le aralarında kısa bir konuşmanın ardından oyun başlar ve Yavuz Sultan Selim fazla uzatmadan Şah'ı mat eder. Şah İsmail, herkesin gözü önünde uğradığı bu yenilgiye fena halde sinirlenip elinin tersiyle Yavuz'un göğsüne bir sille vurur. "Bre derviş, hiç şah olanlar mat olur mu? Diyelim edebin yokmuş, şahlara riayeti de mi bilmezsin?" diye çıkışır. Yavuz soğukkanlılıkla cevap verir. "Şahım danışıklı oyundan evvel haberim olsa böyle etmezdim," der. Şah, "Şah olanlar danışıklı oynamaz, var sağlıcakla git," der. Yavuz Şah'ı sakinleştirmek için onu yücelten şiirler okur. Gururu okşanan Şah ona bir kese altın verir. Yavuz saraydan ayrılırken altın kesesini bir taşın altına gizler ve Tebriz'den ayrılır. Yıllar sonra Yavuz babasının yerine padişah olur. Hemen, Osmanlı Devleti için en büyük tehlike olarak gördüğü Safevilerin üzerine sefere çıkar. Çaldıran'da yapılan savaşı kazanan Yavuz Sultan Selim Şah'ın sarayını da ele geçirir. Sarayın önüne geldiğinde yanındakilere, "Şu kapı eşiğinde Şah'ın ata bindiği taşın altına kendi elimle bir kese altın koymuştum. Helal malımdır. O altınları alın ve fakirlere sadaka olarak dağıtın," der. Ardından, Şah İsmail'e bir mektup gönderir. Mektupta, "Atacaksan tokadı böyle atacaksın," der ve şu şiiri paylaşır. "Sanma Şah'ım herkesi sen sadıkane yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Belki ol, ayar olur. Sadıkane belki ol alemde serdar olur. Yar olur, ayar olur, serdar olur, dildar olur." Yazılan bu şiirin soldan sağa ve yukarıdan aşağıya okunuşu aynıdır. İki türlü okununca da aynı şiir ortaya çıkar. Ustaca yazılmış bir şiir olduğu belli. Peki günümüzde birçok tarih kitabında ve videoda anlatılan bu olay gerçekten yaşandı mı? Konu Yavuz Sultan Selim olduğu için yaşanmış olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Çünkü böyle bir işi yapsa yapsa o yapardı. Ama maalesef bu olay gerçekte yaşanmadı. Dönemin olaylarını anlatan tarihçiler bu olayı hiçbir zaman tarihlerinde dile getirmemişlerdir. Bu olay halk arasında dilden dile anlatıla gelen bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca dönemin şartlarında Yavuz Sultan Selim'in böyle bir yolculuk yapması haftalarca ve aylarca sürecektir. Bu kadar sürede kimsenin haberi olmadan böyle bir yolculuk yapması mümkün görünmüyor. Ayrıca Yavuz Sultan Selim gibi birinin böylesine riskli bir işe kalkışmayacağı da aşikar. Siz de bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda bize belirtin.